Efendim hayırlı günler diliyorum. Muş gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Şimdiye kadar birçok konuk aldık. Muş'u konuştuk. Muş'un sorunları nelerdir, çözüm önerileri nelerdir? Ama bugün asıl Muş'u konuşacağımız çok değerli bir konuğumuz var. Fatih Cengiz Beyefendi, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı. Efendim hoş geldiniz. Hoş buldunuz Kasım Bey. Şimdi bizi bu programa davet ettiğiniz için öncelikle size teşekkür ediyoruz. Evet. Önce bir Muş halkının Kurban Bayramı'nı kutlarız. Ve şu anda bizim bölgede, Kobani'de insanlara yapılan zulmü kınayarak bu işe başlasak herhalde daha doğru ve daha iyi olur. Evet. Biz de unutmadan sevgili seyircilerimizin Kurban Bayramlarını kutlayalım. İnsanlık için böyle huzurlu bir ortam diliyoruz biz de. Amin. Evet, şöyle diyelim, şöyle başlayalım. Fatih Cengiz kimdir? Kısaca sizi, kendinizi anlatmak isterseniz nasıl ifade edersiniz? Fatih Cengiz 1971, 23.05'te Çatbaşı, yani Mugakum'da doğmuş. Evet. İlkokulu orada okudum. Ortaokul, liseyi dışarıdan bitirme kaydıyla iş hayatına başladım. Ben Cengizler Grubu'nun yönetim kurulu başkanıyım. Benim şu anda 5 tane şirketim ve yaklaşık 1200 tane de çalışanım var. Yani evet. Ben Türkiye çapında faaliyet gösteren bir grubun yönetim kurulu başkanıyım. İnşaat sektörü üzerine. İnşaat sektörü, taahhüt evet. sektörü artı üretim. Benim evet. Muş Tuğla Fabrikası var. Hı-hı. Muş'ta Cengizler Beton var. Asfalt plantım var. Aynı zamanda İnegöl'de beton santrali ve taş ocağı tesislerim var. Muş'ta da taş ocağı tesislerim var. Yani şimdi Muş genelinde 1700, dışarıda da 500-1200. Türkiye'nin en büyük üçüncü projesi Ordu Büyükşehir'in bir büyük bir işini aldık. Şu anda yer teslimi yapıp başladık. Yani iş hayatında iyi gidiyoruz. Allah kimseyi mağdur etmesin, bizi de. Amin, amin. Evet, şimdi ticareti iyi biliyorsunuz. Türkiye'de değişik yerlerde iş yapıyorsunuz. Bir de Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı şu an sırtınızda. Oda seçiminde kazanmanızda hangi faktör etkili oldu desek? Şimdi Ticaret ve Sanayi Odası serüvenimiz üçüncü dönemdir. Bir dönem evet. meclis üyesliğini yaptım, bir dönem kaybettim. Son dönemde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak seçildim. Şimdi bizim 8 tane grup vardı. 8 tane grupta 21 meclis üyesi var. Bu 21 meclis üyesinin 11 arkadaşla beraber seçildik ve yönetim kurulumuzu oluşturduk, yola çıktık. Aynı zamanda ben TOB Ekonomi Politikaları Başkanıyım. Evet. TOB Akredite Komisyonu Yönetim Kurulu üyesiyim. Hı hı. Bir de son bir görev daha aldık TOB'da. O da nasıl söyleyeyim? Ekonomi Başkanlığı uluslararası bir teşkilat olan Ekonomi İşbirliği Kuruluşu'nda üst kurul delegesiyim. Evet. Yani bu Muş'u konuları biraz açabilir miyiz? Ben bir sorum da bununla alakalıydı. TOB'da aldığınız görevlerle alakalı. Evet. Bu görevlerinizle alakalı neler yapıyorsunuz? Yani size sorumluluk yükleyen hangi konular var? Bunu biraz daha açabilir mesela misiniz? Mesela TOB'daki birinci görevim TOB Ekonomi Politikalar Başkanlığı. Evet. TOB Ekonomi Politikalar Yönetim Kurulu 8 tane, 9 tane il oda başkanlarından oluşuyor. Biz o seçime girdik. O seçimi oy birliğiyle kazandık. Yani şimdi TOB Ekonomi Politikalarını biz belirliyoruz. Belirleyen komisyonun yönetim kurulu başkanıyım. Çok güzel bir şey yani bu. Tabii. Peki şöyle yani hani bu konuları biraz açmak için ne? Sorayım. Şimdi Türkiye'deki ekonomik kararları yatırımlarla alakalı mı? Tabii. TOB'daki yani şey belirleme, ekonomi politikasını belirleme, yani nasıl olacak şeyin evet. o komisyonun başkanıyım. Evet. Peki şu ana kadar mesela aldığınız kararlar var mı? Aldığımız ne tür kararlar? Kararlar var mesela bu son bizim kurultayda biz bunu kürsüye çıkarak
anlattık. Yani nelerin olabileceğini, nelerin olamayacağını bir 10 madde şeklinde ekonomi politikalar komisyonu olarak biz bunu anlattık. Yani yeterli olduğumuz noktalar, yeterli olmadığımız noktaları yazılı olarak şeyimizi verdik. Evet. Ekonomi politikaları. Şimdi benim bununla alakalı size soracağım bir sorum var. Tarım ve hayvancılık kentiyiz. Üçüncü büyük ova bizde. Üçüncü büyük ova bizde, doğrudur. Ben biraz hani işi hani un var, şeker var, yağ var. Helvayı kim nasıl yapacak? Şimdi ekonomiyle alakalı politikalar üretiyorsunuz. Muş'la alakalı politikalarınız nelerdir? Muş'la ilgili politikalarımız nelerdir? Onu da ben size söyleyeyim. Şimdi Muş'u deseniz ki biz çok ağır bir sanayi hamlesi başlatalım. Evet. Muş'u sanayide bir noktaya getirelim. O biraz olmaz. Ama deseniz ki tarım sanayine yönelik işler yapalım. Muş ona çok müsait bir il. Muş'un en büyük sıkıntısı bu drenaj. Karasu drenajıydı. O bitmek üzere. Ve ikinci barajımız sulama biterse 2017 yılında inşallah Muş 1977 ya da 75 yıllarında bir hayvan tarımsal depoydu ya. Evet. Yine o noktaya geri. Yani biz eskiyi arıyoruz. Biz 1975'i arıyoruz. 1975'te bölgenin %80'inin hayvancılık ve tarım şeyini Muş karşılıyordu. Şöyle söyleyelim. Hani neden bu hale geldi? Yani şu anda bizim çiftçimiz, hayvancılık yapan insanımız şimdi, neden kazanmıyor? Şimdi şöyle söyleyelim. Evet. Yani 1987'de başlayan olaylarla beraber biliyorsunuz yaylacılık bitme noktası. Güvenlik sorunu. Tabii bitme noktasına geldi. Evet. İnsanlar hayvanlarını satıp şehire göç etti. Şimdi mesela rakamlara bakarsanız Muş ekonomik olarak Türkiye'nin 81. ili deniyor. Kalkınmada ekonomide, değil. Eğitimde. Aslında değil. Ben değil. Mesela TÜİK bölge müdürünü çağırdık. Verileri. 2001'de bir şey yapılmış. Evet. Bir araştırma yapılmış. Hı. Bu araştırmaya göre Muş son il. Ama öyle değil. Yani çünkü Muş'un %84'ü şu anda tarımla iştigal ediyor görünüyor. Peki, ama öyle bir veri doğru bir veri değil. O verileri neye göre alıyorlar? Yani siz diyorsunuz ki bu veriler doğru değil. Peki sizin elinizdeki veriler nedir? Şimdi bak ben size şöyle bir örnek anlatayım. Muş Vergi Dairesi'ne gidin. Muş Vergi Dairesi'ne bağlı kuruluşlar, yani şirketler çok ciddi rakamlarla vergi veriyor. Ama bu Muş bankalarına görün, gidin, bu yansımıyor. Yansımamanın nedeni de yani uzun bir süre bu bölgede finans problemi yaşadığı için Türkiye'de Türkiye'nin birçok iline dağılan firmamız var. Yani mesela kendi şeyini karşılamayınca buradaki finans sektörü Bitlis, Diyarbakır, Van, yani Ankara o noktalarda bu sorunları çözdüğü için bu rakamlar tam olarak buraya yansımıyor. O zaman şöyle, Muşlu olup da ticaret yapan birçok insan var. Ticareti Muş'ta yapıp ve adresi başka yerde mi gösteriyor? Yok, adres de burada. Finans sektörleri olarak Ankara, Elazığ, Diyarbakır ya da Van gibi illerde çalışıyor. Ve o rakamlar oraya yansıyor. Ha, yani vergi ödemelerini o illere yaptığı vergi ödemeleri buraya için yansıyor. Ama bankacılık sektöründeki yansıma başka ile yansıyor. Tamam. Peki sizin verilere göre Türkiye'de Muş kaçıncı sırada? Bence yani 70'lerdedir. 70'lerdedir. Çünkü veriler öyle gösteriyor. Evet. Peki şöyle diyelim o zaman. Biraz konulara erken girdik. Oda çalışmalarıyla alakalı konuyu biraz değiştireceğim ben. Oda hakkında işte çalışmalarınız nelerdir? Kaç tane üyeniz var? Buradan başlayarak bir sonraki sorum da şu olacak benim. Muş'a yatırımla alakalı iş adamlarıyla görüşüyor musunuz? Yatırımla alakalı projeleriniz var mı? Var mı? Şimdi biz Mayıs ayında yapılan seçimden Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na seçildim.
Ben Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na seçilirken bir arkadaşlara bir mülakat vermiştim. Evet. Bizim şu anda devam eden bir şeyimiz var. Binamız var. Bu binanın %90 civarındayız yapılaşma olarak. Bu sene bitirecektik ama alttaki dükkanlar özel idareye ait olduğu için bu problemi çözmek için bekledik ve büyük ölçüde çözdük. Yani şimdi evet. Muş'a 5 yıldızlı bir ticaret odası mekanını önce sağlıyoruz. Ben burada bir virgül atayım. Evet. Şu anki kullandığınız odanın açılışını ben hatırlıyorum. Evet. O dönemde burada ben radyo müdürlüğü yapıyordum. Şimdi kaç sene geçti aradan? 12-13 sene ya geçti ya geçmedi. Evet. 12-13 sene. Ben şunu soracağım. Normal Avrupa ülkeleri bir proje yaparken 100 senelik, 100 sene sonrayı düşünerek bir proje yapıyor. Biz Türkiye'de ve Muş'umuzda proje üretirken neden uzun vadeli iş yapmıyoruz da? Yani 13 sene önce yaptığınız bir bina yetersiz kaldı, şimdi yeni bir bina yapılıyor. Şimdi aslında o dönemin yönetim kurulu üyeleri ya da yönetim kurulu başkanı o zaman öyle düşünmüştür. Evet. Yani bizim buna kalkıp da bir 13 yıl önce, 15 yıl önce yapılan bir binaya muhalefet yapma şansımız yok. Hayır hayır, muhalefet için demiyorum. Şunu size söyleyeyim. Evet. Şu andaki mevcut inşaatı devam eden binamızın da yani başkan ben olsaydım, benden önce arkadaşlar temel attı. Ben devam ettirmek zorundayım diyor. Devlete devamlılık esastır. Tabii. Biz de devamlılığını getirmek zorundayız. Şimdi ben olsam daha farklı bir proje olurdu. Ama şimdi şu anda bizim arkadaşlarımızın yaptığı proje de küçümsenecek bir proje değil. Muş'un 50 yılını dikkate alarak mesela bizim bir tane konferans salonumuz var. 500 kişilik. Bir tane meclis salonumuz var. 250 kişilik. Çok amaçlı salonlarımız var. Bunu sadece ticaret odasına hizmet etsin diye değil, bütün Muş'a hizmet etsin. Evet. Esnafa hizmet etsin, tüccara hizmet etsin diye bunları yaptık. Ve inşallah bizim bu valilikle olan protokolümüz sonuçlanırsa çok hızlı bir şekilde bunu tamamlayacağız. Evet. Bizim üye sayımız söyleyelim, evet. 2250. Evet. Bizim bu seneki büyüme oranımız Muş Ticaret ve Sanayi Odası 16.7. %16. %16.7 evet. Büyüme oranımızdır. Bu büyüme kriteri ne? Yani büyüme derken üye sayısı mı yoksa? Tabii, odanın üyesi üye sayısı. Neyse 16.7 büyümüş. Büyümüş o. Bu bugün itibariyle. Ben şimdi az önceki konuyla alakalı hani devam edeyim diye düşünüyorum da. Şimdi şu anda diyorsunuz ki biz Muş'a bir bina kazandıralım. Orada çalışanlarımız rahat olsun. Gelen iş adamlarıyla, Muş'taki esnaflarla işte görüşmelerimizde bir toplantı odalarımız olsun. Böyle bir başlangıç yaptınız. Kasım yani, Bey şimdi ben... Devam edeyim mi? Soru, yani yok ben soruyu aldım. Diyorum ki ben sorunun cevabını vereyim ondan sonra siz devam edin. Tamam buyurun. Şimdi pansumanla iş olmaz. Evet çok güzel. Biz yani Muş'ta pansuman değil ameliyat yapmayı planlıyoruz. Günübirlik çözümlerden kaçınıyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani bizim binamız biterse bir proje bölümünü kuracağız. Hı-hı. Proje bölümünde uzmanlar olacak. Yani şimdi desem ki ya Fatih Cengiz her şeyi bilecek diye bir şey yok ki. Yani ben diyelim ki inşaatı biliyorum. Evet. Ben tarımı bilmem. Ben sanayi bilmem, ben diğerini bilmem. Yani bunlarla ilgili, her iş koluyla ilgili bir uzman alacağız. Hı hı. Bir proje bölümünü kurup, ya önce şimdi diyoruz ki dışarıdan gelen iş adamı. Şimdi dışarıda iş adamı geldi. Muş Ticaret Sanayi Odası'na gitti. Ya da Muş Belediyesi'ne ya da Muş Valiliğine. Hı hı. Bizim elimizde ne doneler var? Hiç. Sıfır. Bir donemiz yok. Yani siz şunu yaparsanız başarılı olursunuz diye bir yol gösterebilme durumumuz yok. O zaman şöyle, hani şimdi ticaret sektörü hamle yaptığı zaman ilin gelişmesi biliyorsunuz ekonomiyle oluyor. Ekonomiyle olur. Yani bugün mesela ülkelerin en büyük problemi işsizliktir, fakirliktir. Şimdi sizin projeleriniz neler? Planınızı söyleyelim. Planınız nedir? Söyleyelim. Yani? Evet. Şimdi ben aynı zamanda DAKA'nın yönetim kurulu üyesiyim. Çok güzel. İlk toplantıda
Benim söylediğim şu. Biliyorsun 4 ilin valisi, 4 ilin ticaret odası başkanı, 4 ilin meclis başkanı, 4 ilin belediye başkanı. Yönetimde olanlar. Tabii yönetimde olanlar. Evet. Hakkari, Van, Bitlis, Muş. Çok iyi. Şimdi ben arkadaşlara sunduğum öneri şuydu. Biz yani şimdi millete doğrudan destek 50 bin lira veriyoruz. Evet. Doğrudan destek 100 bin lira veriyoruz. Ya da projeye 1 milyon veriyoruz. Şimdi bunlar olmaması için önce dedi ki bu Muş'un Muş veya diğer iller fizibilitesini çıkaralım. Bunu siz bu kuruldaki üyelerle mi görüşerek karar veriyorsunuz? Tabii görüşerek karar veriyoruz. Evet. Biz önce Muş'un röntgenini çekelim. Çok güzel. Muş'ta ne olabilir, ne olamaz. Evet. Şimdi dışarıda bir iş adamı geldi. Dedi ki Fatih Bey ben yatırım yapmak istiyorum. Ona sunacağınız bir projeniz olacak. Tabii bir şeyimiz olsun. Elimizde bir delilimiz, bir belgemiz olsun. Çok güzel. Ya bir çalışmamız, bir fizibilitemiz olsun ki biz insanlara buraya getirelim. Tabii. Şimdi dışarıdan da beklenti benim mantığıma göre, ben ilk günden bu yana diyorum. Muşlu iş adamları Muş'a yatırım yaparsa ya da Muşlu iş adamları Muş'a sahip çıkarsa Muş bir noktaya gelir. Evet. Yani yoksa biz dışarıdan gelenleri sayarsak bu biraz sıkıntılı olur. Dışarıdan gelen mesela Yurtçin var, başarılı. Hı-hı. Onun gibi insanlar da gelirse bizim elimizden ne gelirse biz o katkıyı sunarız. Peki şimdi gerçi hani projelerinizi önce alalım. Daha sonra insanlar Muş'u niye tercih etmiyor noktasına geleceğiz. Ya da insanlar buraya gelsinler diye. İnsanlar niye Muş'u tercih etsin? Ortada bir şey yok mu şu anda? Yani şimdi önce Muş'u tercih edecek. Evet. Yani benim kafamdaki proje bir tane Muş'a ciddi bir anlamda mesela bu ekonomik kalkınma platformu diye bir platform kurduk. Evet. Yani büyük bir diyelim ki 25-30 tane Muş'udan bir holding şeklinde bir şirket kurduk. Bu şirketle kurulmadı henüz değil mi? Yani kurulmadı. Evet. Ya benim düşünceniz, düşüncem, proje. Kafamdaki proje bu. Evet. 25-30 milyonluk bir şirket kuruldu. Bu tamam. Şirketin profesyonellere teslim ettin Muş'un haritasını çıkardın. Muş'ta ne olabilir, tamam. Ne olamaz? Tamam. Hesabını yapıldıktan sonra yani ne bileyim biz fabrika da kurarız. Biz üretim de yaparız. Biz salça fabrikası da kurarız. Biz yağ fabrikası da kurarız. Ama önce Muşlular. Peki. Ben size bir yani bir şey daha tamamlayayım. Tamam. Yani şimdi Muş'un. Ya konu konu açıyor Muş'un, da aklıma Muş'un, başka sorular Muş'un, geliyor. Muş'un ben şöyle söyleyeyim. Van 1 milyon 70 bin nüfuslu. Muş 412 bin nüfuslu. Evet. Van'ın ulusal 10 firması var. Hı-hı. Muş'un ulusal 150 firması var. Çok iyi. Yani şimdi biz Muş'u çok alta görüyoruz, öyle değil. Evet. Muş hizmet sektöründe ve taahhüt sektöründe Türkiye'nin önde gelen illerinden biridir. Niye haberimiz yok? İşte haberiniz olsun. Hayır, şunun için söylüyorum. Şimdi yani ben Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olurken dedim ki benim hedefim Muş'ta 50 trilyon ciro yapacak 50 firma. Evet. Ben şimdi araştırmayı yaptım. Neredeyse zaten 49 firma var, bana bir firma kalmış. Tamam. Şimdi buna benzer bir girişimi hatırlıyor musunuz? O yaklaşık 15 sene önce. Ben o zaman gençtim ama hatırlıyorum. Hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi o dönemde yaklaşık 40-50 kişi. Ben bunu buraya gelen böyle ekonomiyle alakalı ilgili olan kişilere hep hatırlatıyorum. Yani bir girişim oldu. Sonra bu girişim biraz neticesiz kaldı. İnsanlarda bir hayal kırıklığı oluştu. Bu hayal kırıklığından sonra tekrar insanlara bu enerjiyi siz nasıl vereceksiniz? Yani insanları siz nasıl bir araya getireceksiniz? Şimdi benim Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na ya da başkanlıktan önce meclis üyeliğine aday olduğum zaman dediler ki Fatih Cengiz'in stratejisi yanlıştır. Yanlış olan stratejim yani daha doğrusu dışarıdaki millete göre yanlış olan stratejim şuydu. Bütün meclis üyesine aday gösterdiklerim hepsi benim arkadaşım. Ya arkadaşım ya iş ortağım. Evet. Şimdi benim bu kuracağım ya da öncülük yapacağım şirket mesela ben bu Muş Ekonomi platformunu bekliyorum. Yani o gerekli hamleyi yapmazsa zaten ben yine kendi arkadaşlarımdan ben ne yapacağım? Ben öncülük yapacağım. Evet. Bak yaptık oldu. Siz de yaparsanız siz de becerirsiniz. Siz de yaparsınız.
Yani bizim siz... hedefimiz yani ticari bir, benim kendi şahsımın hedefi ticari bir kazanç değil. Ben bir örnek ortaya çıkarıp müşteri teşvik etmektir. Çok güzel. Şimdi bununla alakalı bir söz var. Diyor ki insanların aklı gözündedir. Gördükten sonra ikna oluyor. Evet. Siz 1000 tane proje anlatırsınız, ikna olmaz. Ama gidersiniz bir tane fabrika gösterirsiniz. Fabrikayı yerinde görür, çalışan bir fabrikayı yerinde görür, ikna olur. Şimdi o kalkınma platformuyla alakalı gelişmeler nasıl? Bu şu an yapılan çalışmalar nelerdir? Son bir toplantı 10 gün önce yaptık. Yine Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda bir toplantı yaptık. Şimdi insanların bir heyecanı var, bir beklentisi var. Bizim platformun başkanı Murat Sabuncuoğlu, işte Murat Meriç, Murat Gülesmer ve diğer arkadaşlar var. Hı. Onlar bir çalışma yapıyor. Yani o çalışma umarım başarılı olur. Umarım önümüzü açar. Yani olmazsa biz kendi imkanlarımıza. Şimdi ben hayatımda korkmadığım tek şey ticarettir. Ben ticaretten hiç korkmam. Borçtan da hiç korkmam. Yani borç yiğidin kamçısıdır. Ben hiç korkmadım. Yani evet. Şimdi benim bu alandaki 19 yıllık taahhüt sektöründeyim. Ondan önce de yani köyde 13 yaşında bakkalcılık yapmışım. 15 yaşında tütün ticarlığını yapmışım. Yani ben hiç ticaretten korkmadım. Ticarette iflas da ettim. Geri gittim. 3 kere iflas ettim. 4. kere geri döndüm. Allah'ıma şükürler olsun. Şu anda Türkiye'nin altyapıda 10 firmalarından biriyim. Yani bu Muş firmasıdır. Cengizler Yol Yapı. Evet. Musfalt, CNG. Muş'un firması. Türkiye'nin 10 firmasından biridirler. Yani bu küçümsenecek bir rakam. Küçümsenecek bir rakam değil. Evet. Biz de yaparsak olur. Evet. Yani biz o bakıştan yola çıkarsak bu olur. Evet. Muş'taki en ticaret ve esnafın önündeki en büyük sıkıntı finans sektörüdür. Finans sektörü yani bankacılık sektörü. Şimdi Muş'ta kişi başına düşen banka başına düşen kişi sayısı 29.800, Türkiye ortalaması 4.800'dür. Yani banka sayısı mı az bu? Çok az. Çok az. Çok peki az. Şöyle başkanım, doğudaki teşviklerle alakalı biraz konuşalım. Şimdi şu anda bir teşvik var değil mi? Devletin sunduğu teşvikler tabii. var. Bu teşvikler yeterli mi? İnsanlar bunu farkında mı? Bunun farkında mı? Biliyor mu yani bu teşviklerle ya alakalı bilgilendirme yeterli mi? Teşvik, bilgilendirme Ekonomi Bakanlığı Teşvik Genel Müdürlüğü var. Yeterince bilgilendirme yapıyor deseniz ben onu tam emin değilim. Biz de bilgilendirme yapmaya çalışıyoruz. Biz 6. bölgeyiz. Evet. Teşvik konumunda biz 6. bölgedeyiz. 6. bölge yani en iyi bölge teşvikte. Faizin %60'ını bakanlık karşılıyor. SGK ve verginin %60'ını yine bakanlık karşılıyor. Tamam. Yani iyi bir nokta. Ama şimdi şunu söyleyeyim. İstedikleri kadar teşvik versinler. İstedikleri kadar başka bir şey versinler. O olmaz. Yani benim buradaki amacım balık vermek değil, balık tutmayı öğretmek. Şimdi sen insanlara getirmişsin, teşvik vermişsin. Evet. Şimdi adam o işi bilmiyorsa teşviğin bir anlamı kalmıyor. Peki balık tutmayı nasıl öğrenecekler? Balık tutmayı nasıl öğrenecekler? Evet. Şimdi biz önce Muş'un size az önce belirttiğim gibi fizibilitesini çıkaracağız. Muş'ta ne yaparsan başarılı olabilirsin. Kış turizminden başarılı olursun. Tarımsal sanayiden başarılı olursun. Ne bileyim maden üretiminden başarılı olursun. Biz bunları çıkarsak, insanların önüne koyarsak biraz da mesela bizim odamız biterse diyoruz ya 500 kişilik bir konferans salonumuz var. Biz çok ciddi konferanslar vermeyi düşünüyoruz. Evet. Yani şeyler çalıştaylar yapıp akademik insan araştırmalar yapıp ve insanları bilgilendirmek evet. amacıyla. Yani şimdi diyelim ki Muş'ta kaç tane beton santrali var? 6 tane. 6 tane beton santrali Muş kaldırmaz. 3 tane beton santrali çok iyiymiş. Ha, tamam. Yani şimdi insanlar diyorsan ya görsel. Evet. Görsel birbirine bakıp da yapmaması lazım o da. Şimdi bu nokta çok önemli. Az önce bahsettiğiniz şu nokta önemli.
Bunu söylerken aslında bir sorum daha vardı. Bu ahilikle alakalı. Ahilik sisteminin esnaf sanatkarları alakalı esnafı koruması vardı. Şimdi sizin ahilik, az önce dediğiniz... Ahilik çok bizim şeyimize girmiyor. Girmiyor. Esnaf ve sanatkarlar yok, yok. Girdiği için... Ben şu konuyu şunun için açtım. Az önce siz bir sorunu dile getirdiniz. Dediniz ki çimento beton santralleri şu anda 6 tanedir. 6 tane Muş için fazladır. 3 tane olması gerekiyor. Şimdi Muş'ta insanlar bir yatırım yaparken danışacağı merci sizlersiniz değil mi? Evet. Ticaret ve sanayi. Danışacak merci biz değiliz de. Yok yok. Biz öyle bir şimdi az önce size dedim ya, ben bu binayı bitirirsem bir proje danışmanlık bölümünü açmayı düşünüyoruz. Evet, ben şunun için söyleyeyim. Hani sözümü bitireyim. Şimdi diyelim ki bir alanda bir istihdam meydana getirecek, iş yeri açacak. Bunu yaparken sizdeki verilerden faydalanması gerekmez mi? Yani ben bunu yapıyorum ama Muş'ta bu sektörde olan firma sayısı kaçtır? Ben bu işi yaparsam para kazanır mıyım gibi. Yani bununla alakalı da bir fizibilite çalışmanız var mı? Elinizde mevcut olan şu sektörden şu kadar, bu sektörden bu kadar var ama şu sektör fazladır, bu sektör azdır. İnsanları biz az olan sektöre yönlendirelim gibi. İşte ahilik sistemi bununla alakalı. İşte biz o sektöre yönlendirebilmek için önce bir çalışma yapmamız lazım. Evet. O çalışmayı da biz DAKA'nın kaynak ayırmasını istedik. O çalışmayı, yani ciddi bir çalışma, bir yıllık bir çalışma ve hangi sektörde ne var, hangi sektörde ya şimdi Muş diyelim ki A sektöründe üretim yapıp dışarıya ihracat da yapabiliriz. Tabii. Onun için ciddi bir çalışma lazım. O çalışma da tahminime göre 2015'in ortalarında sonuç verecektir. Evet, yani 2015'in ortalarında sonuç verir. Ve bundan sonra inşallah Muş'la alakalı daha böyle kapasiteli, daha böyle hani insanların böyle ayaklarının yere basacağı ekonomik alanında projeler bekliyoruz. Yani bizim de ümidimiz o. Neden? Çünkü hani artık şu sonda kalmalardan biraz kurtulalım da. Biz sonda değiliz. Kabul etmiyorum. Onu ben her ortamda yani ortada olduğumuzu ben sonda olduğumuzu kabul etmiyorum. Evet. Yani. Biz de o zaman şöyle diyelim. Yani bundan sonra çünkü bu konu şeyde de dile geldi. Bu Ankara'da Muş tanıtım günlerinde. Evet. Yani oradaki sunucu hanımefendi bile işte Muş sonlardadır bilmem gibi böyle bir cümle kullandı, hatırlıyor musunuz? Şimdi o zaman konuyu biraz daha... Ben o hanımefendiye de aynı cümleyi kullanmıştım. Kullanmıştın. Şimdi şöyle diyelim. Az önce bir soru sormuştum. Muş'a yatırım için ne yapıyorsunuz? İrtibatlı olduğunuz dışarıda, Muş dışında yatırımcı var mı? Onları Muş'a çekme ile alakalı... düşünceleriniz nelerdir? Şimdi bizim dışarıdan yatırımcıyı Muş'a çekebilmemiz için önce bir altyapı sağlamamız lazım. Hı hı. Şu anda Muş'ta o altyapı yoktur. Evet. Yani mesela bizim bir organize sanayimiz var. Organize sanayimiz 35 kilometre şehrin dışında. Hı hı. Yani Muş'un yani küçük esnafın gidip de orada başarılı olma şansı çok az. Ama tabii 25 sene önce bu yapılmış. Bizim kalkıp da bunu değiştirme şansımız yok. Ama biz mesela esnaf organize sanayini güçlendirebilmek için son DEKA yönetim kurulu toplantısında biz illerin paylarını ayırdık. Yani bundan dolayı da Vanlar biraz da üstümüze geliyor. Yazı da yazıyorlar. Evet. Biz eğer organize sanayine bir 30-35'e çıkarırsak iş yeri sayısı kurtarırız. Şu anda bir 15 var. 10'da ticaret odası belki de belediye paydaş olarak DAKA'nın katkısıyla bir de bizim sunacağımız katkıyla 10 tane yer yaparsak bu 25'e çıkar. Organize sanayi kurtarmış oluruz. Ondan sonra yatırımcıyı nasıl çekeriz? Hesabını yaparız. Daha uygun bir yere, daha avantajlı bir yere organize sanayi yaparsak yatırımcı çekeriz. Yatırımcı da Muş'a gelir. Yani bundan da bizim bir şeyimiz yok. Ama biz diyoruz ki önce yatırımcıdan önce Muş'taki yatırımcı
ve dışarıdaki Muşlu'yu getirelim. Evet. Onları getirdikten sonra yatırımcı da onunla beraber para kazanmayı düşünen herkes gelebilir. Mesela Yurtçim ciddi bir şekilde burada faaliyet gösteriyor. 200-300 kişiye istihdam sağlıyor. Başka çimento üretim santralleri fabrikası kurulabilir. Şimdi mi? Onunla ilgili benim bir Muş Çimento Sanayi AŞ diye dört ortaklı kurduğumuz bir şirket var. Hı hı. O da Tatvan'da önden gelen firmalardan biri İntekar. Hı hı. Muş'ta Aykutlar Beton, Cengizler ve Arma İnşaat'ın ortaklığıyla kurulan bir şirket var. Fizibilitelerini de yaptık. Biz ocakları da, yani bütün işlemler bitti. Bekliyoruz. İnşallah Orta Doğu biraz yani sadece bu Muş'a hitap ederse kaldırmaz ama Orta Doğu'ya ihraç planlarsak olur diye düşünüyorum. Peki Muş'ta başka madenler var mı? Bununla alakalı hiçbir araştırma yapılmadı mı? Ya barit madeni vardır. Diğer madenler vardır. Çok da benim bir araştırmış desem yanlış olur. Evet. Peki şöyle diyelim o zaman. Ticaret sanayi odalarının mevcut yapıları dünyada ve Türkiye'de değişen ticaret ve üretim anlayışına uygun mu? Böyle bir soru sorsam. Ticaret ve sanayi odalarının asıl görevlerini yaparlarsa uygundur. Yani şimdi Türkiye'nin ihracatı ne bileyim 50 milyon dolar milyar dolardan 152 milyar dolara çıkıyorsa ben bir de Türkiye Ekonomi Politikaları işte TOB Ekonomi Politikaları Başkanı olduğum için evet. Bunu çok iyi biliyorum. Evet. En büyük katkı ticaret sanayi odaları ve TOB'undur. Evet. Yani ben ve birçok ülkede Türkiye'deki ticaret sanayi odaları ve TOB'un şeyini örnek alarak düzenliyor. O da güzel. Bunu da güzel iftiharla söyleyebiliriz. Evet. Peki şöyle soralım. Vergilerin adaletsiz olduğunu söyleyen iş adamları var, esnaflar var. Türkiye'deki vergi sistemi hakkında fikriniz ne? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani teşviklerde 6. bölge diyoruz. Bence vergilendirmede de 6. bölge olmamız lazım. Yani evet. İstanbul, Ankara ya da Antalya ile aynı şeye maruz kaldığımız zaman olmuyor. Yani nasıl birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, bence vergide de bölgeler olması lazım. Bu bir teklif olarak sunulabilir mi? Bu bir teklif olarak bir dahaki genel kurulda TOB Ekonomi Politikalar Başkanı olarak ben sunabilirim. Çok güzel. Sunarım inşallah. Evet inşallah. Peki şöyle diyelim. Kayıt dışı ekonomi ve haksız rekabet dürüst çalışan işverenini zora sokuyor mu? Zora sokuyor tabii. Yani şimdi diyelim ki sen vergini gününde ödüyorsun. SSK'nı gününde ödüyorsun. Sen taksitini gününde ödüyorsun. Ama ertesi gün hiç ödemeyen adam da seninle aynı konuma düştüğü zaman sıkıntı olur. Evet. Bu konuda bir çözüm ne olabilir? Dürüst olan insanları da biraz şeye sevk ediyor. Ümitsizliğe sevk ediyor. Evet. Peki bununla alakalı belli bir rakam var mı? Kayıt dışı ekonominin Türkiye'deki miktarıyla alakalı? Bence yüksektir ama ben o rakamı bilmem. Bilmiyorsunuz. O zaman bir de şeye dönelim. Ankara'da Muş tanıtım günleri yapıldı. Evet. Siz de oradaydınız. Biz de Kanal Muş olarak çekime geldik. 4 günlük bir yoğun programdan sonra işte çekimleri yaptık. Elimizde de çok şükür o günlerle alakalı kayıtlarımız var. Muş tanıtım günleri hedefine ulaştı mı? Bana göre ilk olmasına rağmen Muş tanıtım günleri hedefin çok üstünde bir yerde kaldı. Hedefin üstüne oldu. Yani niye? Açalım biraz bunu. Bak ben şimdi diğer tanıtım günlerine de gidiyordum. Ben Bingöl tanıtım günlerine, Bitlis tanıtım günlerine, Kars tanıtım günlerine de gittim. Bizim tanıtım günlerine çok yoğun bir ilgi vardı. Hı hı. İl dışında olsun. Yani Muş'un dışından gelenler olsun, Muş'tan gelenler olsun. Ve yabancılar olsun. Biz bir nebze de olsa Muş'u tanıttığımızı düşünüyorum. Yani ilgi fazlaydı. Yoğunluk fazlaydı. Ben şöyle söyleyeyim. Toplumun içerisinde belli bir nabız yokladım. Yani ve orada da
geziye gelenler, tanıtım için gezmeye gelenlerle de az çok bir röportajımız da oldu. Diğer illerle kıyas yapıldığı zaman biraz sönük geçtiğini söyleyen insanlar da oldu. Bir de ama biz Trabzon'la karşılaştırmıyoruz. Ben de illeri söyledim. Yeni il olanlarla kıyas karşılaştırıyorum ben. Yani Muş'a göre, Muş'un dengi olan illerle kıyas yapıyorum ben. Yani bunu kıyas yaptırıyorum daha doğrusu. Hı. Hani bunu şunun için söylüyorum. Şimdi daha mükemmel olabilir miydi gibi. İkincisi, buradaki insanların serzenişi var. Yani sanki aceleye gelmiş bir programdı. Mesela tanıtımla alakalı yeterince biz kendi ürünlerimizi tanıtamadık bir. Tanıtımla alakalı insanları oraya götüremedik iki. Yani bu noktada eksiklerin olduğunu söyleyen insanlar oldu. Yani tüm bunları görüştüğümüz zaman ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? Şimdi Kasım Bey, ben siz bana bir soru sordunuz. Amacına ulaştı mı? Hedefine ulaştı mı? Bana göre ulaştı. Niye ulaştı? Yani şimdi Muş tanıtım günleri çok mükemmel desek değil. Ama ilkti. Hı hı. İlkler her zaman zor olur ve sıkıntılı olur. Yani şimdi biz ticaret odası olarak yeterince katkı sağladık mı? Hayır. Ya da diğer kurumlar yeterince katkı sağladı mı? Hayır. Bu ilkti. İnsanlar korkuyordu. Ne ile karşılaşabileceklerinin tahmin edemedikleri için belki katılım istendi. Yani benim istediğimden fazla katılım sağlandı. Ama belki insanlar tam olarak görmemişse ben buna bir şey diyemem. Bence iyiydi. Ama bundan sonrası daha iyi olabilir. Daha organizeli, daha profesyonel, daha ürünlerimizi tanıtabilecek bir şey olabilir. Daha iyi olabilir. Mesela iyi olabilir. Aralık ayında bir İstanbul Fesane'de bir tanıtım günleri olacak. İstanbul'da olacak. Hem haberim yok. Bununla alakalı haberiniz yok. O zaman soruyu sormayalım. Yani benim haberim yok. Yani bize resmi ya da gayri resmi gelen böyle bir şey bilgi yok. Bilgi yok. Yani ben de bildiğim İstanbul Fesane'de Aralık ayında yine tanıtım günleriyle alakalı orada bir işte fuara benzer bir program olacak. Ben tanıtım yaparsam Bursa'da yaparım. Ha, Bursa'da. Neden? Neden? Yani nedeni de söyleyeyim. Çünkü çok yoğun bir Muşlu nüfus var orada. İlginin çok daha fazla olabileceği, amacına da çok daha doğru bir şekilde ulaşabileceği için Bursa düşünüyorum. Evet. Şimdi konuyu tekrar değiştiriyorum. Yani iş ekonomi olunca Muş'ta şu anda büyük alışveriş merkezleri var. Evet. Dışarıdan gelip de burada alışveriş merkezleri kuranlar var. AVM'ler var. Bunlar bakkal ve küçük işletmecileri bir nevi yuttu. Bu konuda düşünceniz ne? Yani yerelde insanımızı güçlendirmek için ne yapılabilir? Şimdi bakkallar da birleşip yani onlara karşı AVM'ler kurabilirler. Şimdi biz bakkalların temsilcisi değil, AVM'lerin temsilcisi olduğumuz için yani Ticaret ve Sanayi Odası olarak. Ya yani şimdi bu sadece Muş'tan bağlantılı bunu kurarsak bu biraz sıkıntı olur. Bütün Türkiye'de aynı şeydir. Yani küçük esnaf da kendini büyütmek zorunda kalıyor. Bunu böyle sorarsa... Ama bunu da şöyle hani erken hızlı davranmak gerekiyor değil mi? Evet. Yani önceden bir işte bir şey geliyor ona karşı bir tedbir alma. Mesela şu anda esnafların birçoğu sabah siftah dükkanı açtığı zaman akşam siftah etmeden kapatıyor. Ya yani bu bize gelen bilgiler. Bizim görüştüğümüz iş adamları, esnaflarımız var. Yani mesela diyelim ki bir ürün AVM'de biraz daha ucuz. İnsanlar orayı tercih ediyor. Ve bu konuda insanların şikayetleri var. Şimdi serbest pazarda bizim buna müdahale şansımız yok. Kimsenin de yapabileceği bir şey yok. Yani şimdi diyelim ki ben beton üretiyorum ya da tuğla üretiyorum. Evet. Benim karşıma biri gelip tuğla ürettiği zaman ben daha kalitelisini ve daha fiyatı uygun olanı üretmem lazım ki ben onlarla rekabet edebileyim. Bu rekabet ortamıdır. Yani bunda kimsenin çok
yapabileceği bir şey yok. Ne Muş'ta, ne Türkiye'de, ne dünyada. Evet. Şimdi kaynaklarımız bundan dolayı dışa gidiyor. Hani... Ama bizim öyle değil. Bizim Muş'ta yani AVM yok zaten. Bu özellikle gıdayla alakalı. Bak, ben anladım. Ben size izah edeyim. AVM yok. Bir 4-5 tane marketimiz var. Market, evet. Yani bunlar siz de dışarıyı benden daha fazla görmüşsünüz. AVM yok Muş'ta. 5 tane market var. Bunun herhalde 4 tanesi Muş'un. Doğru mu? Dizdaroğlu, Mugi. Başka var mı? Bir de 7 Hülya. Evet. Bunların hepsi de yani kaynaklarımız dışarı gitmiyor. Evet. Kaynaklarımız burada. Firmalarımızı da bu şekilde reklamlarını yaptık. Güzel oldu. Evet. Fakat bu manada ara caddelerde, sokaklarda diğer marketlerde market zinciri olanlar açıyor, açmaya çalışıyor da yani bunun ben şunun için söylüyorum. Yerelde iş adamlarımızı sanayi ne yani üretim yapan insanlarımızı koruma adına onları işte, yani bununla alakalı başka ne yapılabilir? Ya şimdi biz Muş olarak mesela bizim Muş Üniversitesi kuruldu. Yani üniversitemiz herhalde şu anda 10.250 öğrencisi var. Bunun 2000 de belki personeli var. 12.500. Biz Muş olarak kendimizi değiştirmemiz lazım. Dönüştürmemiz lazım. Yani yeni sektörlerde kendimizi hazırlıklı hale getirmemiz lazım. Hı hı. Yani şimdi küçük bakkal, bu 20 yıl önceydi, küçük bakkal kalktı, market oldu. Sen de marketleşmen lazım. Ya da sektör değiştirmen lazım. Yine ortaklı iş yapmayla tabii ortaklık kültürü bizde gelişmemiş. Evet. Ama ortaklık olmadığı zaman da hiçbir şey olmaz. Bunu da bilmemiz lazım. Evet. Yani şimdi insanlar 5 tane şirket birleşiyor. Borsada tahta şey açıyor. Borsaya açılıyor. Hı-hı. Bizim hiç öyle bir şeyimiz yok. İnşallah biz yapacağız. Evet. Biz bu ticaret yani bizim 4 yıllık dönemimizde o da hedeflerimizin arasındaki bir hedef. Evet. Çok güzel. Şimdi biraz böyle seri geçmiş olduk. Vakit darlığından dolayı. Programın sonlarına yaklaşırken bir iki sorum daha var. Çarpık kentleşmenin ekonomi önündeki engelleri nelerdir? Şimdi bizim çarpık kentleşmenin başlıca nedenlerini söyleyelim. Ekonominin evet. Önündeki ekonominin önündeki hiçbir engel değil. Evet. Yani kentleştiğin zaman ekonomiye katkı sağlamış oluyorsun. Ama çarpık kentleşme farklı bir şey. Şimdi bizim geçmişteki belediye başkanlarımızın imar yani sıkıntısından dolayı mesela bizim bir Cumhuriyet Caddemiz var. Hiç gittinizse bilmiyorum. Yılan gibi kıvrılıyor. Hı hı. Yani o düz bir şey gitseydi Cumhuriyet Caddesi'nde bir dükkan 500 bin lira olurdu ama şu andaki durumda 100 bin lira olur. Yani çarpık kentleşme bir bunlar. Bir de gerçekten yapılacak yatırımlar belediyenin ana görevlerinden biri önce imarı götür sonra yapılaşma olsun. Yani altyapını götür, kanalizasyonunu götür, suyunu götür, yolunu götür. 50 metrelik bulvarlar aç. Ondan sonra insanlar gitsin orada kentleşsin. Yapılaşma olsun. Ama mesela şöyle yani şu noktaya da temas edeyim ben. Şimdi yapılaşma yapılırken alt katlar iş yani ana caddeler üzerinde sokaklarda alt katları iş olarak iş yeri olarak düşünülür. Üst katlar ya iş hanı olur ya da mesken olur. Şimdi bu sizce bu şu anda gözetilerek yapılıyor mu? Yani yeni iş sahaları açma. İstasyon caddesinde gözetilerek yapılıyor. Ama Muş sadece istasyon caddesinden şimdi mi ibaret? Şimdi söyleyeyim şunu. Yani şimdi bizim bir kere kentleşmede ovaya doğru gitmememiz lazım. O da önemli bir nokta. Şimdi bu üniversite arka yolda Muratpaşa Mahallesi'nde üniversite bir 50 metrelik bir bulvar. Hı-hı. Bu tarafta da Taşva doğru 50 metrelik bir bulvar olursa yani Tirkemang'a doğru insanlar yapılaşmayı o tarafa yaparsa her şeyi gözlemler. Şimdi insanlardan yani yatırım yapacaklardan önce bu görevler bürokrasinindir, belediyenindir, valiliğindir. Doğru. Bu altyapıyı hazırlayacak, insanlar önünü açacak, insanlar da gidip orada yatırımını yapacak. Yani konutsa konut, iş merkezi ise iş merkezi,
ne bileyim başka bir şeyse başka bir şey. Biz bunu hazırlamadığımız zaman biz diyoruz ki ya siz işte binayı yaptınız, yanlış yaptınız. Uzun vadeli programlar yapılırken bu konunun önemi önemli mi sizce? Yani bence çok önemli ama benim şu andaki mevcut belediye başkanımızdan gördüğüm o hesapları yaparak hareket ediyor. İnşallah başkanımız doğru şeyler yapıyor diye düşünüyorum. Evet. İmarla ilgili, yeni sahaları aşmakla ilgili. Çünkü Muş'ta bir metrekare arsa İstanbul'dan eşittir. Evet. Başkanım 1000 kişiye burs veriyorsunuz. Bununla alakalı medyaya yansıdı. Müracaatlar oldu. Zannedersem 1900 kişi size müracaat etti. Bu bursları verirken bursun miktarı nedir? Yani kime veriyorsunuz? Kriteriniz nedir? Şimdi kime veriyoruz şimdi bizim ben ilk oda başkanı seçilirken benim vaatlerimin arasında işte bu kadar banka getireceğiz. Evet. Bu kadar kişiye burs sağlamaya çalışacağız. Yani vaatlerimin arasında olan bir vaatti. Hı hı. Ben önce oda üzerinde yapmayı planladım. Odanın bütçesi ve dürümü müsait olmadığı için benim Özcan Bey var. Özcan Sayılgan ortağım. Onunla beraber bir yola çıktık. Bir Muş Lalesi Güzelleştirme ve Eğitim Derneği diye bir dernek kurduk. Bunun üzerine de 1000 kişiye burs vermeyi planlıyoruz. Yani kişi başı fiyatı ne kadar olacak? Şimdiki rakam burada telaffuz edersek yanlış olur ama ben bütün vakıf ve derneklerle temasa geçtim. Bizim de onların seviyesinde bir şey olacak. Yani 1000 kişiye mi vereceksiniz? Kaç kişi olacak bu? Onu da şimdi ben şunu söyleyeyim. 1000 kişiye vermeyi düşünüyorduk. Dua ediyordum. İnşallah 1000'in üstünde müracaat olmaz. Evet. Şimdi 1900 müracaat var. 1000 kişiye burs vermeyi düşünüyoruz. Bunu bizim bir yönetim kurulumuz var. Yani bu Muş Lalesi Güzelleştirme Derneği'nin bir yönetim kurulu var. Yani şimdi bayramdan sonra bir iki toplantıyı yaparak onu karar vereceğiz. Ya 1000 kişiye vereceğiz ya herkese vereceğiz. Onun bir net bir şeyini veremedik. Yani kaynak neresi olacak? Yani 11 şunu söyleyeyim. 11. ayın 15'inde ilk burslarımızı vereceğiz. Kaynağı söyleyeyim. Kaynak kendi şirketlerimden aktarıyorum. Hı-hı. Bir kısımda arkadaşların katkısı var. Bu dernekler burs verirken vergiden düşme durumu var mı? Hayır. Yani bunları vergiden düşürmeyeceksin. Yok, düşmüyor. Düşürseler ben düşürürüm de düşmüyor. Yani şimdi benim hedefim şu. Evet. Yani eğitimli bir nesil yetiştirmek. Bizim de elimizden ne gelirse o noktada katkı sağlamayı düşünüyoruz. Yani bir katkı sağlamışsak ne mutlu bize. Çok güzel. Yani bu önce süreçte mesela odaya gelen çocuklar vardı. Yani gözlerindeki parıltı bana yetiyor. Yani bu ekonomiyle ölçülmeyecek bir şeydir. Evet. Ama biz bu burs üzerinde de yapılan bazı spekülasyonlar var. Evet. İşte niye veriyorsun? Evet. Belki bazen yorumları siz de okuyorsunuz. Neden veriyorsun? Başka bir düşünceniz mi var? Vallahi ben Muş'ta olan yani iyi olacak o her şey. O zaman yeri gelmişken ben sorayım. Yok. Siyasi bir düşünceniz var mı? Hayır, benim hiç siyasi bir düşüncem yok. Yani ya milletvekili adayı olma düşünceniz var mı? Benim böyle bir düşüncem yok. Yani şimdi ben ticaret odası başkanıyım. Evet. Yani milletvekili adayı olmak için mi burs vermen gerekiyor? Yok. Benim buradaki amacım yani daha fazla ya şimdi imkanlar kıt bizim bölgede. Evet. Yani her şehir merkezinde olanlar neyse benim köyümde 72 tane müracaat var. Evet. O 72 tane çocuk ben biliyorum. Çoğu yeğen gelip gidiyor. Hı hı. Okula. E şimdi bunu yaparken acaba yanlış mı yapmış oluyoruz? Evet, haşa. Yani önce ben şunu söyleyeyim. Tebrik ediyorum. Yani tamam. Eğitimi önemsiyoruz biz. Yani eğitim kalkınmada öncelikli olması gereken bir şey. Yani cehalet toplumu
bir yerlere götürmüyor. O yüzden eğitime katkı için bugün imkanı olmayan birçok öğrenci var. Onlara böyle bir desteği verdiğiniz için tebrik ediyoruz. Yani buradaki niyetiniz nedir, ne değildir ben şahsen ona bakmıyorum. Yani ilerideki niyetiniz yani ne olabilir, yani, sorabilirler falan Kasım filan Bey, da. Kasım Bey, adamın şimdi insanlar nerede hizmet verebiliyorsa vermelidir. Eğer ben yani şuna inanırsam, ben Muş'a milletvekili olursam daha fazla katkı sağlayabileceğimi düşünürsem onu da yaparım. Ama benden daha iyi yapanlar varsa onları da destekliyorum. Evet. Yani benim öyle bir plan üzerinde biz burs vermiyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hı. Mesela bu derneği biz kurduk. Ben kendime birisinden para isteyemem. Ama çocukları mutlu etmek için birilerinden para isteyebilirim. Hiç sıkıntı yok. Evet. Şimdi mesela bizim şu anda 1 milyon kaynağımız hazır. Nereden getirdiniz? Ya işte kendi şirketlerimde, arkadaşımın şirketlerinde ve dostlarımdan. Çok yani güzel. Mesela evet. Hiç Muşlu olmayan bizim bir iş adamımız 300 bin lira destekte bulundu. İlk desteği de. Çok güzel. Yani vesile oluyorsunuz. Tabii yani biz diyoruz ki biz 1000 kişiye vermeyi becerdik. Evet. Bu teşvik olsun. Bu 1000'i 1100'e, 2000'e, 5000'e insanlara faydamız olsun. Evet. Biz yani o amaçla burs veriyoruz. Yani belki bu teşvik edici bir noktaya gelir. Ya yani bizim bir arkadaşımız daha ya valla ben de 50 kişiye verebiliyorum, ben de 10 kişiye verebiliyorum, ben de 1 kişiye verebiliyorum. Biz bu derneği yani kurumsallaştırıp devretme hesabındayız. Yani ticaret odasının bir alt şeyi olarak onu götürmeyi planlıyoruz. Evet, çok güzel. Tebrik ediyoruz. Şimdi bir arkadaşımızın bir sorusu var. O sorularla alakalı son bir soru olacak. Süremiz de bitmek üzere. Fırat Vural diyor ki bir ilin gelişmesinde kültür sanat etkinlikleri önemli bir kıstas. Acaba ticaret odası bunun teşviki için çalışma yapıyor mu? Yapıyor ise plan, program, bütçe gibi konularını açıklayabilir mi? Valla biz kültürel ve sanatta bir hiçbir çalışmamız olmadı. Evet. Bir girişimimiz de olmadı. Şimdi ticaret odası doğrudur. Sosyal noktalarda da katkısı olması gerekiyor ama şimdi biz ticaret ve sanayi odasını devralırken 1 milyon borçla devraldık. Bizim 1 milyon borcumuz vardı. Hı-hı. Şimdi biz ekonomik olarak o noktada olmadığımız için bazı şeyleri de yani oda olarak yapamıyoruz. Mesela biz binamızı yaptık. Bunu kendi bütçemizden karşıladık. Yani hiç 1 lira. Sosyal etkinlikler yani bütçe gerektiren şeyler. Tabii bütçe gerektiren şeylerdir. Yani diyelim yani biz, ki mesela bir konser burada bir sanatçı bütçe getirelim. Gerektiriyor. Evet. Yani kendi şahsı şeylerimiz olursa bunu yapabiliyoruz. Zaten mesela insanlar gelip bizde bir talepte bulunduğu zaman mesela bu tanıtım günlerinde talepte bulundular. Hı hı. Sponsor olduk. Yani şirket olarak olabiliyoruz. Yani şimdi bizim odamız o ekonomik özgürlüğü halen yok. İnşallah 2015-2016 yılında bizim ekonomik özgürlüğümüz olursa bunu, yani şimdi ticaret odaları para toplama yeri değil. Ticaret odaları ticaretçinin önünü ve ildeki insanların önünü açmak için vardır. Biz o zaman imkanlarımızı ona harcarız. Kaynaklarımızı o tarafa harcarız. Evet. Mesela ben çok isterim Muş'ta bir futbol takımı olsa ki insanlar hafta sonu gidip bir etkinlik yapsa. Tabii. Yani ben bilmiyorum hatırlar mısınız bizim Muş Spor vardı. O zaman hafta sonunda iple çekiyordu. Şimdi keşke öyle bir noktada olabilsek. Yani bizim odamızın öyle bir bütçesi yok. Evet. Peki başkanım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza bizi davet ettiğiniz sağlık. İçin. Bu konuşma program Muş için iyi olduğuna inanıyorum. Yani en azından Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak Muş'la alakalı neler olacak, neler bitecek, yatırımcı nasıl olacak gibi birçok sorumuza da cevap verdiniz. Son olarak söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ya son olarak Muş'lara şöyle seslenmek istiyorum. Hı. Muş bir tanedir. Başka Muş yok. Muş'a sahip çıkmamız lazım. Evet. Özellikle bizim dışarıdaki iş adamlarımızın karınca kararınca Muş'a küçük de olsa bir yatırım yapıp Muş'un önünü açması lazım diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, bugünkü konuğumuz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Cengiz Beyefendi'ydi.
Muş'u konuştuk. Muş'un işte ekonomiyle alakalı sorunları nelerdir, çözümleri nelerdir, bunları konuştuk. Başka bir gün tekrar farklı bir konuğumuzla birlikte olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.